Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sunar. Bütün özel sektörü çağırdım. Tur operatörlerini çağırdım. Uçakçıları çağırdım. Otelcileri çağırdım. Otobüsçüleri çağırdım. Turizmle alakalı kim varsa, hatta büyük hatıra eşya satan dükkanlar var, ismi lazım. Evet. Onları da çağırdım. Ve derdim ki beyler, bu ülkeye 32 milyar dolar, 31 milyar dolar veya 30 milyar dolar rakamlar da hep böyle oynadığı için biz de artık aklımızda tutamıyoruz. Para giriyor. Biz bunu 40 milyara çıkartmak istiyoruz. Sen niye daha fazla bir atak yapmıyorsun? Diyor ki daha fazla risk alamam. Riskim zaten büyük. Nedir riskin? Benim uçağımın içinde kalkarken eğer 75 kişi yoksa 130 kişilik uçağımda benzin parasını karşılamıyor. Tamam kardeşim, 75'in altında kaldığın her koltuğun parasını ben vereceğim. Sen çalış. Tur operatörünü çağıracağım. Diyecek ki ya benim rakiplerim var, işte o şöyle yapıyor, bu böyle. Ya tamam, o zaman rakiplerinden de ya mücadelene yardımcı olalım ya sana da bir imkan sağlayalım ki sen de biraz buna destek ol. Otelciye çağıracak. Nedir senin derdin? Diyeceğiz ki ya otelde yani dolar düştü %30. Okey. Yani biz %30 fiyatlarımızı yabancı para verdiğimize göre %30 fazla para girecek cebimize. Bakıyoruz %30'dan vazgeçtik. Cebimizden giden de var. O niye? Efendim gayet basit. Çünkü %30 doların artması demek, benzinin artması demek, mazotun artması demek, doğalgazın artması, elektriğin artması, suyun artması, belediye hizmetlerinin artması, vergilerin artması, personel maaşlarının artması. Bütün bunlar artıyor. Öyle bir hale geliyor ki bakıyorsunuz artışlar sizin %30 enflasyon rakamınızı yemiş bitirmiş. Evet. Ve tersine döndürmüş. Yani bilemiyorum tabii, zor işler. Ben olsam ne yaparım? Herhalde ben de pek bir şey yapamam ama hiç olmazsa çağırırım bu işi bilen insanlarla, konuşurum. Peki. Tartışırım ve doğru yolu bulmaya çalışırım. Türkiye İş Bankası sektör zirvesini sundu.